Herkese selamlar. Mortal Kombat Mobile'in yeni bir bölümündeyiz ve bugün yine karakter tanıtımımız var. Şöyle collection kısmına bir hemen gidelim hocam. Bugün Silver Kesikeyi tanıtacağız ve bana göre inanılmaz önemli karakter. Hatta Silver'ların en önemli karakteri bana göre bu. Gerçi Kenshi ile birlikte de çok güzel komplar oluşturabiliyorsunuz ama bana göre Cage Family daha güzel ya, bilmiyorum, benim daha çok hoşuma gidiyor. Daha rahat oluyor kafanız. Şimdi bu ablamızın özellikleri çok güzel. Diamond eriten takım ya. Yani. Diamond eriten Silver'lar bunlar oluyor işte. Faction Wars'a falan girdiğinizde bayağı eritebiliyorsunuz. Faction Wars'un olayı normal base statlarınıza göre aldığı için, yani işte 18.000 yazıyorsa mesela gücünüz, 18.000'e göre alıyor. Hani pasifteki gücü almıyor. Pasif etkenleri aktif kılmıyorlar Faction Wars'a. O yüzden takım yapan kişi Faction Wars'ta kazanıyor zaten. Şöyle ki göstereceğim birazdan zaten. Yedili Savaş'a bir gelelim. Oradan takımımızı bir ayarlayalım bakalım. En son bronz takım varmış bende. Bu ne lan? Şimdi ben Kesi ablamı katacağım. Yanına hangi ablamı? Sonya ablamı katacağım. Sonya ablam nerede benim? Neredesin lan Sonya? Göremedim Sonya. Neyse şöyle katayım. Sonya buralarda olmalı ama. Sonya'm şeyden daha yüksek. Johnny Cage'den daha yüksek olması lazım. Mantıken. Aa, mantık dışıymış lan. Bu ne lan? Allah Allah. Nasıl ya? Sonya Blade'in benim full değil mi oğlum? Full olması lazım. Full olmama ihtimal var mı ya? Dur ya, ben şuradan uzatmayayım direkt. Böyle Silver'ları bir seçelim bakalım. Sonya abla neredesin ya? Allah Allah. 10. yerim ama. Oğlum bu kadar. Nasıl lan? Ha, gerçi A'dan Z'ye. Tamam. İsim olarak sıraladığım için. Tamam tamam. Mantığıma ben uydurtamadım ya. Şimdi bu. Bunlara ben ekipman vermeme gerek olduğunu düşünmüyorum. Ama ekipman da verebiliriz gerçi ya. Bilmiyorum şimdi. Block Breaker verelim abi bir tane, dur. Kesikeyicin gerçi bende ekipmanı da vardı. Onu şimdi arayıp bulayım, ben hemen geliyorum. Buldum ekipmanını. Normalde bunu kullanıyor Kesi ablamız. O yüzden bunu taktım ben de ona. Sento Blade de verdim. Şey yapsın diye. Düz vuruşlarında bloklanma şansımız artsın diye. Hatta bir tane daha şeyim olacaktı benim. Yüzüğüm olacaktı. O yüzükle birlikte yine bloklama şansını arttırıyorduk. Ona Scarlet'ın şeyi olması lazım. Yüzüğü olması lazım ya. Onu nereden bulacağım ben? Scarlet ablanın şeyi. Şu an power'a göre dizi. Tamam şu. Bununla birlikte biraz daha arttırıyoruz. %26 daha arttırıyoruz. %61'e kadar, hatta %71'e kadar bloklanamaz şansımız var şu anda. Yani bloklama şansımız var. O yüzden mükemmel oluyor hani. Ultra direkt vurduğumuz neredeyse tüm vuruşlar blok kıracak. Bu bayağı bir önemli etken. Şu an karşıya gelen takıma baksana abi, hiç adil değiliz. Yani haberiniz olsun. Öyle söyleyeyim size. İsterse kralı gelsin ya. Şu an çok zorlaması lazım beni böyle şey yap, yenebilmeleri için. Zor diye düşünüyorum yani. Pasifimiz falan zaten oldu, yeteri kadar güçlü. Şimdi takımınızda Johnny Cage varsa, bu hangi Johnny Cage'in olduğunun bir önemi yok aslına bakarsanız. Ben genelde Silver'ları kullanıyorum ama karşıya da statları ona göre gelsin diye. Yani Silver aldığınız zaman karşıya Diamond gelecekse birinci evrim Diamond veriyor. Çünkü aynı değere çarpıyorsunuz. 10. evrim Silver'a birinci evrim Diamond veriyor oyun. Yani mantıken. Şimdi ne oldu lan, nefes alamadım böyle. %50 takımınızda Johnny Cage varsa %50 can, takımınızda Sonya Blade varsa %50 atak kazanıyorsunuz. Yani bunun atağı ve şey, şu an canını bir görelim. Oyuna girdiğimizde bir daha görün. 28.000 ya. Oyuna gireceğiz biraz sonra, bir daha bakın ona. Ve yeteneklerini tanıtayım bir saniye. Pasifi bu kadar. Pasif üzerinden çok fazla durmamışlar. Silver karakter bir zahmet. Birinci yeteneğimiz normal saldırı uyguluyor. İkinci yeteneğimiz çok güzel. Ben çok seviyorum. Genelde de bunu kullanıyorum zaten. İkinci yeteneğimizi attığımızda luck dediği olay, şurada şans diyor ya, o şans kritik vuruş şansı abi, hem yeteneklerinizde hem düz vuruşlarınızda, yani ultra sıkıntı hale geliyorsunuz. Bu da şey, power drain atıyor üçüncü yeteneğimizi kullandığımızda. Ben üçüncü yeteneği çok fazla kullanmıyorum vallahi, hani çok nadir kullanıyorum, hatta kullanmıyorum ya, nadir bile değil, kullanmıyorum direkt. İşime yaramıyor çünkü genelde ikinci yeteneği çok güçlü, bol bol ikinci yeteneğini kullanmaya çalışıyorum o yüzden. Hadi bakalım şimdi girelim. Karşı takım Diamond. İki tane Diamond var. Gördüğünüz gibi Mortal Kombat 11 kombonu kurmuş adam. Ama dayanabilme ihtimali olduğunu düşünmüyorum. Şimdi oyuna girerken canımız kaçtı hatırlayın. 28.000'de değil mi? Dur, otomatik savaşı ben kapatayım. Şuradan görün. 28.000'den kaça gelmişsin hocam sen? Şimdi bakalım ona biz. 43.000. Evet abi. Hani base statlarının artışını görüyorsunuz zaten. Şu an karşının geldiği şey 28.000 cana göre aslında oyun şey yapıyor. Bana bu arada işlemedi mi onun Frostbite'i, bana mı öyle geldi? Onu nasıl işlemedi lan? Onu ben yemedim mi? Tagnus boost'umuz var ama ha, şu an yedim Frostbite'i bak. Frostbite yememiz iyi değil ya. O biraz sıkıntı çıkartabiliyor. 46.000 canı vardı bu arada. Artık yok. Evet abi, ikinci yeteneği direkt gördünüz zaten. Fazla seviyorum ya ben bu karakteri, bilmiyorum. Bakın 3.300 vuruyor Silver karakter. 2.200 vuruyor. Bak. Hani Diamond eritiyor ya. Oğlum normal değil ha bu takım. Vallahi bunlar çok sıkıntı karakterler yani.
Kendi işlerinde bir de ultra güç. Bir de gittikçe güçleniyorlar. Birinci tekniğini göstereceğim. Çok fazla kullanmıyorum ama genelde ben 2'yi kullanıyorum. Onu da gösterecektim ama Block Breaker'ımız gerçi bol bol var. Sıkıntı olmuyor. Böyle atalım bakalım. Kaydırmalı yetenekleri sevmediğim için ben bunu çok fazla kullanmıyorum. İkinci tekniği kullanıyorum yani. Kaydırmadan dolayı değil sadece ya. Hani daha birinci yancam öldürüyorsun kanka. Öldürebiliyor musun? Kalkanım çalışırsa öldüremeyeceksin. Hatta onu da mı öldüremiyorsun? 55 canı kaldı. Öldüremedi abi. Yani 2 diamond, bir tane güçlü gold karakter. Güçlü değil aslında. Takei de o kadar güçlü bir karakter değil ama zar zor. Hani zar zor. Canımızı indirme işine, yani bitirme işine geldi. Daha bir tanesini bitirdiler. 2 tane 10. yerim silver daha var yan tarafta. Yani aslında şöyle bir şey de yapılabilir. Fusion boost'u kullanabilirsiniz. Yan tarafa silver karakterlerden veya işte şeyi katabilirsiniz. Bu edit team'i değiştirmişler bak. Normalde edit team gene gelmeye devam ediyordu ikinci savaştan sonra. Vay be, bunu düzelttiniz demek ha. İyiymiş. Heh, şimdi karşıya gelen takım da şu an onlarla birlikte şey yapacak. Karşı takım da hani bizim kompumuz gibi aynı. 10. yerim silver karakter, işte base statları düşük, 18.000 falan görünüyor ama Kenshin'in base statları yüksek olacak. Çünkü ekstra Scorpion'la Sub-Zero ile birlikte güçlendiriyor kendisini. Gerçi ben yanına bir tane Spec Ops katardım ama adam 2 tane Martial Arts katmış. Yani Spec Ops katmak daha mantıklı. Bakın 10. canı da şu an 51.000'de mesela. Hani boru değil. O da şu an çok güçlü bir durumda. Ama bence bizim takımımız çok daha güçlü. Şöyle birinci yeteneğimizi bir daha göstereyim. Lan hiç mi kaydıramadık? Ne oldu ya? Heh. Tamam. Böyle. Keija Gage. Bir de Keija diyor bak kendi adına. Kesi değil sanki ha. Keija. Keija mı lan bu? Bak. Atacak diyecek mi bir daha? Demeyecek galiba ama. Bakayım. Demedi. Give it up for that. Dedi onun yerine. Dur bakayım. Şimdi bir daha atacağım birinci yeteneğini. Bol bol görmüş oluruz hem. Hem de Keija diyor lan. Allah Allah. Bak. Ha yaptı gene de. Give it up for that diyecek galiba yine. Bakayım. Demedi. Hiçbir şey demedi. Ekipmanı... Yani şu an bana 400 vuruyor. Ben 700 vuruyorum. Ama ben bloktayken 625 vuruyormuş. Ben gene de daha fazla vuruyorum. Güzel. Scorpion abimiz bize bir şey yapabilecek durumda değil çok. Böyle... İkinci yeteneğinin özelliğini göstereceğim tekrardan bu arada diğer maçta. Yani harbiden bunlar şu kurduğum takım ve karşıdaki takım da aslında karşıdaki takım da aynen böyle işliyor ama ben onun yerine mesela şey yapardım. Kesi keç katmazdım. Sonya Blade katabilirdim ya. Sonya Blade gayet güzel giderdi karşıya. Sub-Zero yerine. Gerçi Sub-Zero'nun da pasifi aynı şekilde işliyor ama onlardan da değineceğiz. Bu Alan Z serisini ben bir türlü bitiremediğim için illaki araya bir şey giriyordu, bir sıkıntı oluyordu. O yüzden A'dan Z'ye serisini bitiremiyordum. Şimdi şöyle söyleyeyim. Eğer 10. evrim değilse silver karakterleriniz. İki tanesi mesela diyelim ki 10. evrim, bir tanesi değil. Onun yerine şöyle yapın abi. Bir tane karakterinizin en düşük birinci seviye altın karakter katın. Fusion boost aldığınız zaman fusion boost karşıya göre işlemiyor. Yani karşı fusion boost almamış bakın. Ama sizde fusion boost görünüyor. Statlarınız artmasına rağmen artmamış gibi görünüyor. Karşılık yani oyunun eşleştirdiği şey ona göre. Sistem ona göre geliyor. Hemen geliyorum ben. Öksürük geldi o yüzden kapattım. Fusion boost'unuz yani ona göre şekilleniyor. Şöyle bir hemen girelim tekrardan. Devam edelim. Bundan sonra yine Kesikage var. Cover top. Cover top değil mi? Cover top olması lazım. Kesikage olması lazım. Spec Ops değil de cover top olması lazım diye. Keija diyor ama. Ona yani bilmiyorum. Keija garipmiş lan. Keija aslında 2S var. Cassie diye okuyorlar yine. Cassiopeia hani Cassiopeia karakterini öyle okudukları için. Gerçi Cassiopeia farklı yazılıyordu galiba. Tek seri de olabilir. Yanlış hatırlamıyorsam. Bilmiyorum ya şu an neyse. Atalım bakalım bir. Ama demiyor şu an. Normalde diyordu. Bir de bakayım hadi. Evet. Keija Keija. Duyuyorsunuz değil mi? Yani Allah Allah garipmiş. Biz kesi diyelim. Boşver. Türk işi yapalım hemen. Şöyle ikinci teneğimizi göstereceğim ama bu videoda muhtemelen yani bu bölümde şu anki savaşta bir konuşabileceğim mi artık? Gösteremeyeceğim muhtemelen. Gerçi gösteririm de ölür ya abi. Karakter ölür. Baksana öldürür. Yani yaşatma ihtimali olduğunu sanmıyorum. Oo, çok fazla vuruyorsun ya. İkinci yeteneği çok fazla güçlü. Direkt birinci savaşta göstermek istiyorum. O yüzden şöyle bir devam edelim. Güzel de XP geliyormuş ha bana bu arada. Hani 28.000 geliyor. 12 ha tamam. Şu an Sonya ile Kesi neredeyse eşitler zaten. Hatta 18.600 aynen. Can olarak Kesi daha üstün. Gerçi Kesi'nin pasifi sayesinde ya. Pasifi inanılmaz güçlendiriyor onu. Karşıya bu arada silver karakterler atıyor ama şu anki karşıdaki komp benim yanımda çöp kalıyor. Bizim takımımızın yanında. Cage Family'yi mutlaka yapmanız gerekiyor. Eğer orta seviye hesapsanız bile
Acayip, acayip önemli FK Family. Hemen ben ikinci deneyi atmaya çalışacağım ama bunun power drain'i var. Öyle bir sıkıntısı var şu an için. Bakalım sıkıntı yaşamazsak. Kenshin'in canı bu arada bayağı yüksek. Fark ettiniz değil mi onu? Kenshin statları yüksek bir karakter. O yüzden şöyle bir ikinci deneyimizi atalım. Ben size bunun şu mesela ekstra şurada şu zar işareti var. Görüyorsunuz değil mi? Critical hit chance increase diyor bakın orada. Kritik vuruş şansınız ve kritik daha doğrusu direkt isabet şansınız artıyor. Yani yeteneklerinizle de kritik atabiliyorsunuz. Eğer gösterebilirsem bir saniye kapanmadan. Şu an düz duruşumuz zaten çok büyük bir kısmı kritik giriyor. Görüyorsunuz onu. Bir dakika Block Breaker çalıştı tamam. Yeteneklerimizi atalım bir. Onu da görün istiyorum. A gitti ama şu an gitti abi ya. Soldaki kritik şeyimiz gitti. Yetiştiremedik onu. Eğer yetiştirebilirsem diğer savaşa yetiştirmeye çalışacağım. Son yeteneğini zaten bir şekilde atarız. Sıkıntı olmaz. Baksana abi. Canım yarıya geldi. Karşıda 3 tane 10. evrim Silver karakter var. Ama paramparça ediyoruz. Hani hiçbir şey yapamıyorlar. Hiçbir şey hem de. Mükemmel bir olay burası. Şöyle ki Survivor mod için de burası bayağı bir işe yarıyor. Cage Family Survivor modda gayet kullanabileceğiniz bir takım. O yüzden iş yapabilecek takımlardan. Yani şu an karşı takım mesela çöp. Hani bize göre çöp. Hiçbir şey yapamaz adam. Mortal Kombat 11 takımını kursa bile bir şey yapamaz. Yani Circle of Shadow'u kursa da bir şey yapamaz. Hiçbir şey değiştiremez şu an ya. Ronin takımı gelse de aynı şekilde ezerim. Bana gelen şu an karşıya kim gelirse gelsin muhtemelen ezilecek zaten. Hemen geliyorum. Ulan ne oldu bu videoda sürekli gıcık geldi ya. Vallahi bir öksürük geliyor, bir gıcık geliyor. Anlamadım yani. Rustan mı? Rustan nasıl isimden? Yalnız Power Drain yediğimiz için şu an ikinci deneyimizi atmamız bayağı bir zorlaştı. O iyi olmadı. Ve Power Generation boost'umuz çok düşük şu an. İkinci deneyimiz çok zor da oluyor o yüzden. Bir direkt atayım şunu ben. Ama bunu attıktan sonra öleceği için karşı karakter birinci deneyimi yetiştirebilecek miyim? Umarım yetiştirebilirim de kritik attığını gösteririm size. Hadi. Heh. Şu anki mesela bu arada garip attı şu an. Animasyon çok garip girdi. İkisi de kritik girdi normalde. 17.000 birinci vuruşu gördünüz değil mi? Kritik işaretiydi zaten. Normalde kritik vuruşu kırmızıyla yazıyor. Blokta kaldığı için az önce maviyle yazdı ama Block Breaker'ımız çalışmamış demek ki. Şimdi ikinci deneyimiz bu şekilde. Bayağı bayağı bir güçlü. Üçüncü deneyimiz yani çok kullandığım bir yetenek değil. Ama göstereyim ben size. Şöyle bir şunları bir yenileyelim canısı. Devam. Tamam. Karşı takım gene çok da güçlü bir takım değil. Yani biz her türlü kazanırız bunlara karşı. 60 seviye olduğu için bu arada Kenshin'in canı şu an maksimum değerde geliyor. Yani yüksek kalıyor. Normalde o kadar şey değil. Yüksek kalmaz yani. 45 seviye olsaydı 38.000 değil canı tahminimce 30.000'lerde falan 32.000'lerde falan olur diyor tahmin ediyorum Kenshin'in canına. Ama Kenshi statları bize göre daha yüksek bir karakter. Normalde benim 28.000'di ya şu an 43.000 oldu. Martial Arts karakter var aslında. Kenshin'in canının artması gerekiyordu. Anlamadım onun niye artmadığını. Neyse biz 3. yeteneğimizi açmaya çalışalım. Power Drain 2 tane var galiba karşıda. Diğer Kenshi'de de Power Drain olması lazım diye biliyorum da bakalım olmayabilir. Liu Kang sıkıntı değil. 3. yeteneği açabilirsem eğer bunlar ölmeden. Şimdi o da biraz sıkıntı. Yakma efektini de yemememiz lazım. Eğer Silver Kenshin'in şeyi açılırsa benim yeteneği direkt bundan çıkacağım. Çıkacağım mesela şu an. Çünkü öyle yapmam gerekiyor. Dur canısı. Tamam. Dur. Sakin. Tamam. Birinci yeteneğimiz aslında dur fullemeyeyim ben. Fullemeyeyim bunu. Üçüncü yeteneğimiz zaten açıldı. Şu an için bir sıkıntı yok. Direkt attım abi. Bunlar animasyona girmiyor bu arada bilginiz olsun. Direkt atış yapmanız gerekiyor. 21.000. Çok fazla vuramadık. Bana göre ikinci yeteneği çok çok daha güçlü. Acayip güçlü. 21.000 bu arada tek hasar değildi onun. İlk başta iki tane daha vurdu. Gördünüz onu. Kaç bin vurduğunu ben görmedim. Ama siz gördünüz. Bana kalırsa öneri olarak ikinci yeteneği kullanın derim ben bol bol bol. Çünkü yani çok fazla iş yapan bir yetenek. Çok güzel bir yetenek. Birinci yeteneği de kullanabilirsiniz gerçi ya. Sürekli olarak aklını düşünecek olursak birinci yetenekte çok fazla vuruyor. Güzel karakter yani güzel yetenek o yönden. Dönemimizin statları ne kadar arttı ya onu göremedik. Normalde eskiden karakterler daha güzel görünüyordu. Level arttıklarında falan canının ne kadar arttığını görebiliyordunuz direkt. Şu an maalesef onu görmek mümkün değil. Kaç hani seviyeyle beraber kaç arttığını falan göremiyoruz. A benim takımdan gelmiş karşıya ama ben daha güçlüyüm. Ve benim şeyim ama onlar 60. seviye. 60 seviye Sonya Blade'i var. Sonya Blade'i birazcık güçlü. Johnny Cage de bizden güçlü. Ama Cassie Cage'de biz eziyoruz. Hani her türlü şu an Cassie Cage daha üstünüz. 10. evrim bunları yapmak çok zor değil. Bilginiz olsun. Ya benim şu an sıfırdan serisindeki hesabımda bile
8. evrim falan olması lazım Cassie Cage'in. Yani ki onda çok az oynama süresi var o hesabın. Çok bir şey yaptığımı, yani çok bir şey yapmıyorum hatta, yaptığımı düşünmüyorum, direkt yapmıyorum. Onunla bile bir şeyler yapabiliyorsak yani siz de çok rahat yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Ben genelde bu hesaptayım. Sıfırdan serisindeki hesaba çok fazla girmiyorum. Bunu artık direkt yok edelim abi. 39.000 canı var ama hiçbir önemi yok. Block Breaker'ımızla birlikte kritik vuruşumuz da şu anda arttırıldı. O yüzden çok rahat eleteceğiz karşı Johnny Cage abimizi. Şöyle bakın, gene yeteneğini kullanayım. Kritik vuruş yaptığını göreceksiniz birazdan. Görmediniz. Niye mal oldum ben? Oyun beni niye mal ediyorsun sen? Ayıp değil mi? Kritik vuruş şansınız bu arada %80 civarı artıyor diye biliyorum şimdi. Şu an bakayım, 80 de olmayabilir, 50 de olabilir. Bakayım. Gerçi yok ya. 4 vuruştan ortalama 3'ünü yaptığına göre %70-75 falan olabilir. Normalde yeteneğini kritik atar ha. Hani bana inat mı atmadı bilmiyorum da, oyun şerefsizlik yaptı az önce. Öyle yapmaması gerekiyor normalinde. Yani kritik vuruş ihtimaliniz gayet yükseliyor. Onunla birlikte rahat bir şekilde yapabiliyorsunuz aslına bakarsanız ama. İşte oyun itlik yapacak ya, yaptı gene. Kesi ablamız bu şekilde. Kodumuzda kış olsun, böyle verelim. Bu video şimdilik bu kadar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gitmeyi unutmayın. Kendinize çok çok İyi bakın.